doğramış olduğum biber ve soğanlarını bir miktar sıvı yağla birlikte iyice yumuşayana kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Kavrulmuş biber ve soğanımın üzerine 150-200 gram kadar da kıyma ekliyorum ve kıymalar iyice rengini alana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar kıymanızı iyice kavurun, kokusu çıksın. Eğer kavurma işlemini böyle düzgün yapmazsanız, iyice kavurmazsanız yemeğin üzerinde böyle bir koku oluşuyor. Bunu önlemek için de baharatlar haricinde kıymamızı iyice kavurmamız gerekiyor. Bütün kıyma böyle bir kahverengi kıvamda olacak. Bu kırmızılıkların yok olması yemeğimizin kokusunu ve tadını için ideal bir ölçü. Dediğim gibi iyice kavuralım. Bütün kıymalarımız kahverengi renge ulaşsın. Bakın böyle iyice kavrulmuş olacak. 5-10 dakika kavurmanız yeterli. Şimdi kıymalarım, soğanlarım ve biberlerim istediğim kıvama geldi. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı salça ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı salça ilave ettim arkadaşlar. Salçanın kokusu çıkana kadar iyice kavurma işlemine devam ediyoruz. Salçayı iyi kavuralım. İyi kavurmazsak midenizi yakıyor. Hani çoğumuz diyoruz ya midem yanıyor diye. Onun nedeni salçanın iyi kavrulmamış olması. Bakın kavurma işlemini çok iyi yapın. Şu olayın olması gerekiyor. Şöyle yapınca bunun olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bir usta söylemişti bana. Salçanın iyi kavrulduğunu anlamanın yolu demişti. Böyle yapınca bakın şu olayın gerçekleşmesi gerekiyormuş. Birazcık daha kavuralım. Buzluktan çıkardığım kuru fasulyemi direkt tencerenin içine çözdürmeden atıyoruz arkadaşlar. Çünkü çözdürerek attığınızda tadında değişiklik oluyor. Sebze ve böyle kuru bakliyatların direkt atıyorsunuz ve kendiliğinden yemeğin içinde çözülmesini bekliyorsunuz. Bu kuru fasulyeyi Ramazan'la hazırlık videosunda yapmıştım hatırlarsanız. Linkini yukarı bırakacağım. Nasıl yaptığımı da orada kısaca anlatmıştım. Hatta daha da önce yapmıştım. Orada da anlattığım gibi. Bunu atıyoruz ve kendiliğinden çözülmesini bekliyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki soğanımız, kıymamız ve biberimiz yanmasın altında. Bakın fasulyelerimiz kendiliğinden çözüldü. Karıştırdım. İçine aroma katmak amacıyla sarımsak ilave ediyorum. Ve yine şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben size hangi baharatları eklediğimi de söyleyeceğim. Yemeğimin üzerine kaynatmış olduğum suyumu da ekliyorum. Su üstüne çıkacak ve ara ara da kontrol edeceğim. Çünkü biliyorsunuz kuru fasulye su çeken bir bakliyat arkadaşlar. Şu anda bu kadarlık yeter. İçindeki tavuk bulyonum, kırmızı pul biberim, kekiğim ve karabiberimin iyice özleşmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Ve yemeğimin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra bekleyeceğim arkadaşlar pişmesine. Daha sonra su ilave etmem gerekirse suyunu da ilave edeceğim. En son size servis edip göstereceğim kuru fasulyemi. Kuru fasulyem pişti. Servis tabağına aldım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.